Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın karşında olsa ne sorardın? Beykoz'un ihtiyaç ve şeylerin evet ne sorardın? Zaten söyledim onu da. Burada da söyle biz desin. Burada söyle. O mu dünü? Adam gibi adam, ona sormaya bir şey de söylemeye gerek yok ya. Her şeyi yapacak o ya. İnşallah. Peki ikinci sorumuz. Bazıları Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ'yle ilgisi alakası olduğunu söylüyorlar. Var mı yok mu? Bunlar hırsızın teki. Bana onu ne soruyorsun? Canlı yayın yapalım ya. Yapalım bir gün inşallah. Canlı yayın yapalım. Canlı böyle konuşalım. Ümmü Efkara. Ben sana şimdi hiçbir şey konuşmuyorum. Hepsi çok gizli şeyler biliyorum. Canlı konuşalım. Tamam. Son soru. AK Parti fabrika ayarlarına uzaklaştı mı uzaklaşmadı? Ne uzaklaşması ya? Sen bugün gazete okudun mu sen? Okudum. Hangi gazeteyi? 3 tane gazete okudum ben. Üçünde de görmedim. Fabrikaları görmedim ya. Ne diyorlar? Görmedim ya. Yok görmedim. Ya kardeşim ya bunu okumazsan niye gazetecilik ediyorsun? Okuduk da siz söyleyesiniz diye söylüyorum. Uçakları pazarlamaya kalktık Şeye Amerika'ya, şuraya buraya. Ya Allah'ını sersen ya. Cumhuriyet tarihi böyle bir şey görmüş mü? Ama sizden önceki amca dedi ki patates 8 lira, soğan 10 lira. Ha, 5 milyar alacaksın. He? 1 liraya da domates yiyeceksin. 2 liraya da domates yiyeceksin. Vay be. 5 milyar 3 milyarı cebine koyacaksın. Değil mi? Evet. Çok güzel. Öyle bir hamal var da ben de. Normal mı yani soğanın, patatesin? Tabii normal ya kardeşim. Her ay 3 milyar alıyor adam. 2,5 milyar alıyor. Ne olacak yani? Ama kiralar pahalı. Elektrik, su, doğalgaz diyorlar. Şirket ödüyor herkes. Ama aylıklar da güzel. Yani sorun yok diyorsun. Her şey gülük gülistanlık. Ya kardeşim. Sen Beykoz'lu musun? Ya bunu canlı yapacaksın abi. Bu olmaz. Sen söyle canlı. Bu canlı değil. Ya fark etmez. Bunu burada var ya ümmet ya. Benim söylediğimi ümmet dinleyecek. Ümmet dinleyecek. Yani ben gör. Burası var ya. Ta motor ülkede. Ben kendim gemi kaptanıyım. Bak oradan şimdi Kur'an kurucu kaptanıyım. Oradan ta buraya kadar geliyordu. Buraya kadar. Çöp yığılıydı böyle. Buraya taşınamaz. Ben doğma büyüme buralıyım. Buranın çocuğuyum ben. Bir de ben çok şey biliyorum. Ne biliyorsun? Anlat bize. Ya öyle kuru kuruya olmaz. Ya kuru kuru değil. Açık ya. Yapacaksın. Açık. Açık açık. Bunu açık yapacaksın. Açık. Açık değil bu iş. Sen söyle. Ummu Efkara İmamoğlu da dinleyecek. Dinliyor. Bayramoğlu da dinleyecek. Dinlemiyor abi bu. Bunlar gizli abi. Gizli değil. Sen beni güven bana. Bak yarın kendini izleyeceksin. Hepsini kesmeyeceğiz, yayınlayacağız. Ya şimdi sana soruyorum o zaman. Sen şimdi bu memleketten, bu baştakilerinden şikayetçi misin? Ben soramam. Ben soru soruyorum. Hiç fikrimi söyleyemem. Ben de sana soracağım ya. Ama bize yasak. Kamerada biz görüşümü söyleyemiyoruz. Cumhuriyet tarihinde böyle bir şey geldi mi ya? Beni bağırtıracaksın bu Beykoz'a. Cumhuriyet tarihinde böyle bir şey gelmiş mi ya? Anlat. Nasıl bir şey? Ben giderim ama diyor. Felsef, ben giderim ama gittiğim yerden gelmem. Ama siz de peşimden gelirsiniz. Şimdi bu Tayyip buradan giderse bunların akıbeti var ya bombarduman olacak. Kimin? Bütün Türkiye'nin geneli. Şimdi ayakta tutuyor onu. Bak millete ben yığıldı. Böyle bağırmaları, yürüyler. Herkes bir şey. Demek ki güzel konuşuyorsun. Ya şimdi bir şey söylemek istemiyorum. İsrail bir yerden ben burada eğer bunu vicdanına söylüyorum. Bak elini tuttum. Vicdanına söylüyorum. Eğer bunu yetkililer işitmiyorsa sen de yalan söylüyorsun diyeceğim. Kesinlikle. Derhal Türkiye'nin dört bir tarafına nükleer füze koymaları lazım. Füze rampaları koymaları lazım. Bizden alakalarını kesmeleri lazım. Korkuyorlar. Dünya korkuyor. Dünya neden korkuyor? Edepli olmak lazım. O zaman ben buradan İmamoğlu'na da bir şair okurdum ama okumayacağım. Yok öyle değil. Öyle bedava olmaz. Bedava olmaz. Ya yok öyle bedava olmaz. Dua ederiz sana. Dua zaten. Yok. Bedava olma. Oku. Bak güzel konuşuyorsun. Dinle. Bu benim okuyacağım bazı şeyler var. Sen bile tasvip edemezsin. Şimdi ya edemez. Sen şimdi beni var ya buldun konuşturuyorsun. Ben gidiyorum abdese. Ben sana şunu söyleyeyim. Zannetmesinler ki o insanlar zannetmesin ki Türkiye daha iyi bir yere gelecek. Onların da canlarını alacaklar. Yani burayı İran'a, İsrail'e, Suriye'ye, Tunus'a, Fas'a değil, onları da öldürecekler. Onlar da kendilerinin yaşamaları için o şimdi içeriden kuşattığı adamları da yok edecekler ki kendileri rahat yaşasın diye. Ben sana bu kadar çıtlattım. Çok şey var da böyle olmaz. Alacaksın kamerayı, Türkiye beni izleyecek.
Var mı böyle bir gücün? Ya babacığım öyle bir gücün var mı? Var inşallah ya. O zaman açarsın, ben konuşurum, bütün Türkiye duyar. Şimdi orada görüntü silik oluyor. Abicim. Ya HD vermek için bant yapıyoruz. Yarın yayınlanacak. Sen niye güvenmiyorsun? Hacı cevap teslim bizi, sana diyorum ya. Herkes bizi izliyor. Söyleyeceklerim çok söyle, güzel. Abi yok. Onları başka zaman açık edeceksin. Ben de söyleyeceğim.